Evrimsel bilimcilere göre evrim uzun bir yol ama aynı zamanda çok yavaş bir süreç olarak değerlendirilir. Bazı özellikler pek çok nesil için artık işlevlerini yitirmiş olsalar da var olmayı sürdürüyorlar. Bu evrimsel atıklar ya da arta kalan özellikler insanlarda var. Vücudunuz aslında bir doğa tarihi müzesi diyor evrimsel antropolog Dorsa Amir. Öyleyse bu işlevini yitirmiş görünen özellikler neden hala vücudumuzda? Çünkü evrim aşamalı bir süreç. Bazen yeterince doğal seleksiyon baskısı olmuyor ve nesilden nesile bu özellik aktarılıyormuş. O zaman vücudumuzdaki bu bölümlerin bir zamanlar bir işlevi olduğunu nereden biliyoruz? Evrimsel antropolog Dorsa Amir bu özelliklerin orijinal işlevi konusunda tezler öne sürebiliriz. İnsanların primat ve memeli kuzenlerindeki özelliklerle karşılaştırılabilir ve bunların ayakta kalma konusundaki hayati olup olmadığı incelenebilir demiştir. Şimdi vücudumuzda ihtiyaç duymadığımız 8 özellik nelermiş bakalım. Palmaris longus kası. Size küçük bir deney. Ellerinizin arkasını düz bir zemine koyun ve baş parmağınızla serçe parmağınıza değin. Bileğinizde ikili bir kas gördünüz mü? İşte onun adı palmaris longus. Eğer göremiyorsanız endişelenmeyin. İnsanların %18'inde artık bu kas bulunmuyor. Ve olmaması bir eksiklik değil. Bu kas ağaçlarda yaşayan orangutanlar gibi primatlarda da istikrarlı biçimde görülüyor. Ancak karada yaşayan primatlarda farklılık gösteriyor. Bu kasımız ağaçlar arasındaki hareket açısından işlevsel olduğunu gösteriyor. Bugün ise bu kas cerrahların favorisi. Cerrahlar ellerin işleyişinde bir işlevi olmayan bu kası yeniden yapılandırma ameliyatlarında sıklıkla kullanıyor. Darwin yumrusu. Evrim Neden Gerçek kitabının yazarı Jerry Cohen, eğer kulaklarını oynatabiliyorsan o zaman evrimi sergiliyorsun demektir. Kulaklarımızı kafa derimize bağlayan 3 kastan biri kulağınızın üst tarafındaki küçük yumruğu. İnsanların çoğunda bu kas hiçbir işe yaramıyor. Fakat bazıları bu kası kulaklarını oynatmak için kullanıyor. İlk kez bilim insanı Charles Darwin tarafından gündeme getirildiği için Darwin yumrusu olarak biliniyor. Jerry Cohen, bu kasların atlar ve kediler gibi hayvanlarda kulakları oynatmak için kullanıldığını söylüyor. Hayvanlar bu kaslarla yavrularının yerini anlamak, yırtıcı hayvanları duyabilmek için kullanıyor. Kuyruk sokumu. Dorsa Amir'e göre kuyruk sokumu en bariz evrimsel artık. Bu bizim ağaçlarda hareket etmemizi ve denge sağlamamıza yardım eden kuyruklarımızdan yadigarmış. Aynı zamanda eksaptasyon sürecine de güzel bir örnekmiş. Kuyruk sokumu şimdi kaslar için bir çıpa görevi görüyormuş. Pilica similunaris ya da üçüncü göz kapağı. Gözünüzün köşesindeki küçük pembe şeyi görüyor musunuz? Nyctidantzar ya da üçüncü göz kapağı olarak da bilinen bu doku bizim evrimsel geçmişimizden geliyormuş. Bu üçüncü kapakla yatay olarak göz kırpılıyormuş. Ancak günümüzde bu işlevini insanlarda yitirmiş. Ama kuşlar ve kediler gibi diğer hayvanlarda da bunun hala çalıştığını görebilirsiniz. Plioreaksiyon ya da tüylerin diken diken olması. Kediler korktuklarında neden kabarırlar? Bizim de korktuğumuzda ya da üşüdüğümüzde tüylerin diken diken olması bu yüzden. Bilim insanları buna plioreaksiyon refleksi diyor. Dorsa Amir, gezegenimizdeki zamanımızın çoğunu köklü memeliler olarak geçirdik. Plioreaksiyon, daha büyük görünme ya da üşüdüğümüzde vücudun ısı kaybını önlemek için gelişmiş bir refleks. Zaman içinde vücut tüylerimiz dökülünce bu refleks de işlevsiz hale geldi. Artık orijinal görevini yapmıyor diye konuşuyor. Avuçlama refleksi. Avuçlama refleksi bir bebek bir şeyi avucunda sıkı sıkı tutmasıyla izlenebilir. Bu refleks diğer primatlarda hala işe yarıyor. Ulaşım için yetişkinlere tutunma özellikleri doğuştan geliyor. Bizim avuçlama refleksimizin de bu amacı bulunduğu varsayılıyor. Apandisit. Apandisit enfeksiyon kapıp patlarsa vücudumuzu zehirleyen birçoğumuzun da korktuğu bir organ. Ancak vücudumuzda hiçbir işlevi ya da yararı yok. Yine de hala vücudumuzun bir parçası olmasının sebebi bize atalarımızın mirası olması. Bilim insanları bu organın tek işlevinin eski zamanlarda bol miktarda yaprak türünü kapsayan gıdalardaki selülozun işlenmesine yardımcı olmasını savunuyor. Öyle ki bize yararı olmadığı ya da vücudumuz içinde herhangi bir işlevi olmadığı bilimsel açıdan da onaylandı. Yine bilim insanlarına göre hiçbir işe yaramayan ve yaramayacak olan organımız daha çok uzun zaman bizimle kalmaya ve enfeksiyon kapıp patlamaktan başka hiçbir şey yapmamaya devam edecek.
Bazı bilim insanları da primatların lifli gıdalara öğüttüğü 20 yaş dişlerinin de evrimsel artık olduğunu savunuyor. Bugün 20 yaş dişleri ağzımızda fazla diş olduğu için çekiliyor. Büyük olasılıkla yıllar içinde çenelerimiz daha yumuşak yiyecekler nedeniyle küçüldü. Ancak bunların artık olduğunu ispatlayan yeterli kanıt yok. Bir şey kesin. Her insan bu özelliklere sahip değil. Evrimsel artıklar dünya çapında da farklılık gösteriyor. Bu da zaman içinde değişecek bir şey.